<laughs> burası şov yeri değil herkes düşecek dedi ee, izlemeyen izlemesin bu videoyu diğer youtuberlar düşecek piyasa nereye yönlü giderse oraya yönlü konuşuyor bu videoyu gerçekten benim e, bu yıl full tarihleri bildiğim için izleyenler izlesin izlemeyenler harbiden yok olsun gitsin şuradan harbiden gerek yok çünkü bak güzel insanlar harbiden sıkıntı yok ama ona göre konuşacağım. 20'sini bildik. Niye madem 20'sini bu kadar şey biliyorlardı insanlarda niye baştan söylemediler? 18'den beridir. Bak 20'si güzel. Şimdi de bugün 28'ini konuşmak için geliyorum. Güleriz, eğleniriz, onu fırlatırız, bunu fırlatırız ama gelin gerçekleri konuşalım en önemlisi. Bugün inanılmaz gerçekleri konuşacağız. Bu video izlenmezse, bugün tam böyle açıklayacağım ama... Böyle yavaş yavaş açıklayacağım bu süreci. 28'inde çünkü yavaş yavaş da açıklanıyor zaten. 28'inde hem İngiltere olsun hem de e, belirlenen e, ETF'lerin artık kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Ethereum'la da alakalı e, bugün ya da yarın bir gerçekleşmesi söz konusu. Bizim burada en önemlisi bakmamız gereken psikolojiyle ve Bitcoin yaptığı hamleler eser vs. geçmişe dönük hamleleri olacak. E, benim bugün... Ee, moralim bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle bak böyle böyle gidiyor bakalım sonu sonrası neler olacak Edo'ya girmiştim ee, bir ker var bakalım hadi hadi hayırlısı gerçekten de Shivada ee, da 21'de şu an tatmin etmiyor kimseyi tatmin etmiyor. Ee, bu video izlenmesi var. O kadar böyle delirmelik bir şey ki yemin ederim. izlenme sahası, izlenme olmuşuz ki. Bak algoritma için beğeni butonuna kesinlikle basmayı unutmayın. Yani. Yok aşağı aşağı demeyeceğim abi gerçekten de. Yani artık but e, bu verdiğim tarihleri artık böyle bir insanlar görsün yani artık nedir ne değildir. Bakın hemen 19'una gidin 20'sine gidin e, verdiğim tarihlere bakın şey yapın. Kendimi ispatlamak istemiyorum. 28'inde olacakları söyleyeceğim. Evet. 28'ine gelmeden 26'sı, 27'si, 28'i salı günü artık böyle kesin her şey böyle onaylanacak, onaylanacak tamam mı? 28'ine kadar. bir süreç vardı Mayıs ayındaki bir süreç. Nisan ayında da Halloween gerçekleşti. Evet bir aylık bir süreçti. Önümüzdeki her 4 senede bir olduğu gibi bir ay böyle bekletir, sıktırır değil mi? Bıktırır, sıktırır ki süreci bir aylık, iki aylık, maks iki aydır. O süreci 28'den sonra atlatacağız. Wallet ile kalp ritminiz gibi. Bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Aa bak buralarda mesela tahammül edemeyecekleri, alım satım yapacaklar. Ondan sonra böyle çıkacak. Ee, çok gariptir ki şu şekilde ilerleyip şu şekilde düşüp böyle büyük bir şekilde yükülüyor. Burada var ya kanal burası mezar olur, burası da unutturulur. Gerçekten de. <laughs> evet bu şekilde. Ee, şimdi söyleyeceğim grafikteki ya şu var ya gerçekten şunu bile o zaman neden bunu bile bildim ya bunu bir niye tek tek böyle bildim ya gerçekten de bak dedim ki yükselen bir takos var burada abi bak bak burası düştüğü zaman kırıldığı zaman burası salar tamam mı burası burayla aynı tamam mı bu şimdi insanların psikolojisi diyor ki mesela adam ben alınca niye düşüyor o psikoloji ben satınca neden yükseliyor o psikoloji bu psikoloji evet Bak şu anda da söylemem gereken şurada da bir trend var tamam mı? Bizi 85'e 90'a götüren, şu anki 68, 62 arasında götüren bir süreç. Tamam mı? Ee, kripto adam hani şu saatten sonra neler olacak diye soracak olursanız evet bu bu bu, bu böyle böyle giden bir süreç. Evet. Şimdi piyasa değerine baktığımız zaman hacimde de e, inanılmaz oynaklık var. Aa gerçekten bunu bilmiyorduk. <laughs> Küresel piyasada şu anda ETF'ler onaylanıyor. Evet para çıkışları olacak ama bu seviyelerden hep alındı. Evet hep bu seviyelerden alındı ama şöyle bir şey var long short'ta. 70 bin 200 seviyesiyle 73 bin seviyesinde çok büyük bir şekilde short patlatılıyor tamam mı? Ama oradan da ne yazık ki çok büyük bir longlar ve shortlar var. Evet bu denkleşmesi için aynı olması için ya da e, birinin fazla olması için, yükselmesi için tam tersi işte. Bunun olması için bu piyasa, e, Allah'ın belası, e, bu piyasa birazcık volatilini hep böyle aşağı yukarı, aşağı yukarı, hele ki günlükte aşağı yukarı, aşağı yukarı alacağını düşünüyorum. Bak şurası bu şekilde böyle devam, 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 devam olacağını düşünüyorum. Bak burada olduğu gibi, burada olduğu gibi. Evet bu şekilde şu anda. Söyleyecek hiçbir şey yok şu anda heyecanlıyım ama bir heyecanım da yavaş yavaş yitiriyorum gibi gerçekten de yani neden çünkü istediğim yerden satamadım ve hala bekliyorum yani en üzücü bu hala bekliyorum gerçekten de yani belki gelir diye ama bekliyorum beklememin sebebi de gelir yoksa çıldırmak üzereyim gerçekten de çıldırmak üzereyim ya ee, bir döngü var o döngüyü herkes yaşıyor ee, istediği paraya böyle geliyor istediği paraya İniyor çıkıyor falan filan. O gün bu bugünü yaşadık ama bilmiyorum bakacağız. Gerçekten de bakacağız ama e, portföyümdeki en büyük olan Shibin artık zamanının ne zaman geleceğini aslında söylüyorum da bu videoda. Birazcık da kendimden biraz şeyden bahsediyorum ama şu aslında olay gerçek anlamda şu. Ortada bir Shibarium var. Güvenlik oldu önce, değil mi? Belsiz çertikli olduğu gibi swap oldu. 3 ay sonra ne oldu? Değil mi? Hemen bir yükseliş geldi Eylül ayında. Evet şu anki de aynı süreç. Evet bunun farkında değil misiniz ya? Evet aynı süreç. Nisan ayında bir güvenlikler geldi. Mayıs ayında da şibarım geldi. E ne olacak? 3 ay sonra, 2 ay sonra, 28'inden sonra değil mi? Bunlar kabul görecek ve o bizim bahsettiğimiz neresi? Hemen, hemen oraya açalım bak gerçekten orayı hemen açalım. O bizim beklediğimiz kıvırcım mükemmel, muazzam olan 28 bandımıza az kaldı. E böyle söylüyorum ama e, o beklenilen yakınlar o isim hakları vesaire vesaire büyük bir kitle olduğu için büyük bir alımlara sebep oluyor ve bu da büyük yakımlara sebep oluyor, Hype'a, ilgi alakaya sebep oluyor ve havuzun dolmasına sebep oluyor, değil mi? Anlamayanlar için de e, şunu söylemek istiyorum: e, istenilen şey yakım. Arzından azalmalar, e, o gösterdiği ilgi alaka, e, blok şeyinde yani yaptığı e, yaptığı projede, evet e, zaten ağını oluşturdular yakımına sebep olacak yaptığı bir ekosistemde büyük bir hype'ın artık gelmesini onlar da bekliyor. Evet yani bizim bıktığımız, sıktığımız dediğimiz o e, psikolojiyi yoklayan seviyelerde. Aynı şekilde aslında ya. Hep hep şu aslında olay. Vallahi bile olay hep şu. Psikoloji gerçekten. de korku. Bak ne diyor? Korku diyor. Aç gözlülük diyor. Mikroplup diyor. Sonradan pişman olacağımız şeyler diyor. Günün indeksi. Değil mi? Bu yükselttiği zaman ne olacak? Herkes burada aç gözlü olacak. Değil mi? Çünkü o zaman ne olacak? Piyasa yükseliyor olacak. Değil mi? şu trende gel geleceğiz gözüküyor. Yani o zaman 73-74'lerde gözüküyor tabii Bitcoin. E, şu anda e, çok fazla short açıldı. Değil mi? Lig seviyesi dedik ya 70.200 seviyeleri ve 73.000 seviyeleri. Önce e, longları patlatıyorlar. Benim düşüncem bir gece, bu gece herhangi bir operasyon yapabilirler. Çünkü ETF'lerle alakalı vesaire vesaire bu kadar güzel olumlamalar geldi. E, Cuma, pazar bir düşüş. Salı günü de bakacağız durumuna geldik gerçekten de. Ee, o durumun içindeyiz. Bu videoyu kapatacağım. İlgi alaka gelmezse artık var ya böyle tarihli videolar harbiden paylaşmayacağım gerçekten. Riske giriyoruz. Riske giriyoruz. Riske girmeyi de seviyorum. İnşallah videoya istediğim beğeni gelir. izlenme gelir. İzlenme için bu videoları çekiyorsun. Abi niye yapmayayım ki? Moral oluyor. Aşırı moral oluyor. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında ve doğruları söylüyorsak değil mi? Zaten bu yıl paso doğruları söyledik ilerledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.